İstanbul trafiğinden şikayetçiyim. Onun dışında ben zorluk yaşamadım. Her zaman olumlu tepkiler alıyorum. Bayan olarak bayan görmekten çok mutlu insanlar. Lüks taksileriyle, aldıkları ileri sürüş eğitimiyle, modern ve şık görüntüleriyle kadın taksi şoförleri onlar. Sadece insanlar böyle tedirgin oluyor. Yani yeni bir araba, işte hep sarılara alışkın oldukları için turkuaz görmekten. Aslında bizim aramızda sadece 10 liralık gittiğimiz yola 11,5 liraya gidiyoruz. Yani 1,5 liralık bir fiyat farkımız var. Erkek mesleği algısını yıkarak İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan kadınlar, mesleki sırlarını, karşılaştıkları insan hikayelerini ve trafikte çektikleri güçlükleri taksilerine misafir ettikleri A Haber'e anlattı. Ben çok fazla seviyorum. Yani değişik insanlarla karşılaşıyoruz, onlarla güzel sohbetler yapıyoruz. İşte ben çok seviyorum işimi. İstanbul trafiğinde araç kullanmak zordur. İstanbul trafiğinde taksi kullanmak daha zordur. İstanbul trafiğinde taksi kullanıp bir de kadın olmak herhalde çok daha zordur. İknur Hanım taksisinde bizi bekliyor ve yağmurlu bir günde İstanbul trafiğinde ne gibi güçlükler çekiyor? Kendisine soracağız bütün detayları ve sorularımızı İknur Hanım cevaplayacak. İknur Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Nasıldır trafikte kadın gözüyle taksi kullanmak? Yani genel anlamda ben çok mutluyum, olumlu şeyler alıyorum. Fakat yoğunluk, trafik yoğunluğu her zaman bildiğiniz gibi İstanbul'da çok yoğun. Tam böyle ışıklardayım, döneceğim. Böyle bir el kol hareketi bilmem ne. Camı açtılar, karı koca sana helal olsun diye bağırdılar bana. O beni daha çok şevklendirdi, mutlu oldum. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren İlknur Yılmaz başarısının sırrını satır arasında verdi. Değişik insanlar tanıyorum, onların hikayelerini dinliyorum sürekli. Bu konuda ileride evet bir kitap yazmak isterdim. Çok renkli bir yaşam. Yeni nesil taksicilik sektörüne çok ciddi boyut kazandırdı. Aynı zamanda da lüks taşımacılığı tabii ki renklendirdi. Kadın eli deyince de olay daha da renklendi. Çiğdem Hanım o taksi şoförlerinden birisi. Çiğdem Hanım'a soracağız bütün detayları. Nasıldır kadın şoför olarak taksicilik yapmak? Merhaba. Taksicilik yapmak normal şartlarda zaten zordur biliyorsunuz. Bir de kadın olarak bunu yapmak ekstra zor. Ama ben uzun yıllardır bu işi yaptığım için mesleğimi severek yapıyorum. Çiğdem Akman geçtiğimiz aylarda Taksim Meydanı'nda sahte para verilen taksi şoförü arkadaşı Nurşen Aşık için de çok üzüldüğünü ve benzer durumlar yaşandığını vurguladı. Almak sahte para ama. Evet ben de üzüldüm ama şöyle de bir durum var. Gerçekten yolcuların fark etmeden verdiği sahte paralar bile var. Var yani hani bu bana da birçok kez bu kadar yıl içerisinde birçok kez denk geldi.